zaman aynı takım sayabilirsin. Orta sahilere Gabriel Sara geldi. Sağ bekte Saşa bir eksikliğim var ama şu anlamda çok fazla hissedemiyorsun. Çünkü kazanan bir Galatasaray var. Kazandığın zaman Osimhen'siz de kazanan bir Galatasaray var. Ama Icardi her zaman Galatasaray için önemli oyuncu olmuştur. Osimhen'le ilgili şunu söyleyebiliriz. Ocak'ta mı gidecek yoksa sezon sonunda mı gidecek? Biz artık bunu göreceğiz. Şuna göre göreceğiz. Yani transfer olurken benim aldığım haber Ocak'ta gidecek yönündeydi. Ama yöneticilerin söylediğine ben bakarım. Yöneticilerin söylediği, özellikle İbrahim Hatipoğlu da bunu açıkladı. Oyuncu sezon sonuna kadar bizle beraber dedi. Oyuncu açıkladı bu hafta, dedi ki ben burada çok mutluyum. Okan Hoca babam, Okan Hoca arkadaşım şeklinde. Ben Galatasaray'ın başarısı için sonuna kadar savaşacağım dedi. Bunu söyleyen de Osimhen. Bizim elimizde net sezon bilgi sonu var gider. mı bu adamın devre arasına Yok. isterse ayrılma şansı? Yok. Yok değil mi? Öyle? Yok, Hayır, yok. Net bilgi mi yok? Öyle bir sözleşmede bir şey mi yok? Şimdi şöyle bir bakmak lazım. Sözleşmeyi biz görmedik. Ha, Ama görmedik. şunu söylemek lazım. Sözleşmeyi imzalayan yöneticilerin açıklaması oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı yönünde. Ve oyuncu da o kadar mutlu ki, Türkiye'de olmaktan mutlu, Galatasaray'da olmaktan mutlu. Yani bazı oyuncular bilirsin, yani çok önemli bir oyuncu aslında, dünyanın 4 numarası diyebiliriz. 1 numarası Mbappé, 4 numarası Osimhen'den bahsediyoruz. Osimhen o kadar mutlu, o kadar takıma özdeşleşmiş ki, Okan Hoca'yı hoca olarak kabullenmiş, futbolcuları futbol arkadaş olarak kabullenmiş ki, oyuncu gol atmak değil, asist yapmaktan bile mutlu olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir karakter bence sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başarısı için terinin son dakikasına kadar mücadele edeceğini düşünüyorum. Şimdi biraz maç üzerinden Bir de bir şey konuşalım. eklemek istiyorum. Özür Tabii. diliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Hellesi Yelert. Gerçekten çok değerli bir oyuncu. Transfer ettiğim zaman, baktığın zaman adaptasyon süreci yaşamış olabilir. O olabilir, bu olabilir. Ama ben Galatasaray'ın altyapısına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Aslında transferi nerede yapmak lazım biliyor musun? Transferi altyapıdan transfer yapmak lazım. Ama altyapıdan transfer, futbolcu transferinden bahsetmiyorum. Altyapıdan hoca transferi yapmak lazım. Altyapıdaki hocayı getireceksin, Okan Hoca'nın yanına koyacaksın. Sürekli altyapıyla koordineli olacak. Ama sürekli, yani bir altyapıya gidecek, altyapıdaki oyuncularla beraber olacak. Mesela ben geçen hafta altyapının antrenmanını izledim. Bir kaleci gördüm, Ali Selim. U11'de oynuyor. Olağanüstü bir kaleci. O çocuk mesela ilerleyen zamanlarda neden muster olmasın Ali Selim? Hocayı gördüm, Sedat Demirel hoca var. Hoca. Daha önce de Galatasaray'ın futbolcusuydu. Konuştuk. Yani öyle bir anlatıyor ki, öyle bir projeleri var ki, o projeler niye gelişmesin? O projeler niye Galatasaray'a kaynak olarak gelmesin? Ya ben şunu düşünüyorum. Eğer bir transfer yapmak gerekiyorsa altyapıdan hoca transfer etmesini isterim bir takımların. Hem altyapıdaki oyuncuları keşfedip yukarıya getirmek, hem de Okan Hoca'nın kadrosunda daha fazla süre alması açısından. Biraz da maçı da konuşalım. Tabii. Nasıl bir kadroyla çıkar Galatasaray? Bu arada muhtemel 11'imiz var mı? Bir bakalım, varsa onu da evet getirelim ekrana. Biraz 11 üzerinden konuşalım. İşte ekrana da geldi. Kalede Muslera, Kaan'ı göreceğiz sağ bekte. Sanchez, Abdülkerim, Jakob solda. Torreira, Sara, Şalay, Yunus, Icardi, Osimhen ikilisi. Evet, ne diyorsunuz 11'e? Yani çift forvetle çıkmasını ben, bekliyoruz. Osimhen Icardi ile başlayacağını düşünmüyorum ben. Ben de öyle düşünmüyorum. Ozan gibi düşünüyorum ben de. Ya bu şekilde çıkmaz. Ya ben şöyle düşünüyorum. Yine alışık olduğu 11 ile çıkacak Galatasaray. Sabek Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs. Önlerinde Torreira, Sara, Mertens. Sağda Şalay'ı, solda Yunus ve forvetle de Icardi bekliyorum ben. Sen Mertens'i koydun değil mi? Evet. Sen bence de öyle çıkar. Mertens diyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Yani alacağı şeye göre, yani ilk dakikalarda veya ilk yarıda iki santrafora da şans verme şeyi yapabilir. Çünkü bunu denemek istediğini teknik adam da söylüyor ve bu tarz oyuncuları da deneyeceksin, beraber de oynatacaksın. Şimdi birini kollayayım, diğerini bekleteyim dediğinde şu anda Galatasaray'da öyle bir şey sezilmiyor, ama mesela hep aynı çevirip örnekleri hep Fenerbahçe'den veriyorum. Ne Dzeko ne El Nesri, ikisi de sonradan oyuna girecek oyuncu değil. Transferi yaparken bunları düşüneceksin baştan. Şimdi Osimhen'le de, ben Icardi ile başlar, Osimhen'le de daha sonra belli bir sürede Osimhen ikisini aynı anda oynatır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Maçın içinde.
Bravo. Ondan sonra 70. dakikadan sonra başka şey. Ozan'a katılıyorum. Evet. Yani o da şöyle bakmak lazım. Icardi ile alışık olduğu 11 ile girer ve daha sonra skoru elde edince de Osimhen'le sisteme döneceğini düşünüyorum. Çift forvet oynayacaksa kadro böyle şekillenmez. Yunus merkeze doğru kayma yapar, 10 numara gibi oynar. Jakobs sol çizginin tamamını tek başına idare eder. Selman Bey böyle bir yorum yapmış. Ama Jakobs'un da bir ofansif iyi şeydi. Ofansif çok iyi değil, defansif çok iyi bir oyuncu. Bir başka bir yorumla daha gelelim o zaman. Ben de demiş çift forvetle çıkacağını düşünmüyorum demiş izleyicimiz Uğur Bey. Muslera'nın yerine o konuyu konuşuruz. Biraz maçın üzerinden konuşalım istiyorum ben. Ya burada maç değerlendirmesi yapalım. Muslera ile ilgili sezon sonuna kadar konuşacağımız çok süreç olacak. Sarı'nın uzun ve ara paslarını Osimhen ve Icardi gole çevirir. Galatasaray çok zorlanmaz diye düşünüyorum. Selman Bey'in bir diğer yorumu. Doğrudur. Ama orada Selim Bey Galatasaray farklı kazanır yazmış. Orada Sarı'yı biraz daha 10 numara gibi görebiliriz orada. Çünkü Sarı defansa çok fazla yardım eden bir oyun profilli izlemiyor ama olağanüstü de işler yaptığını düşünüyorum ben. Özellikle forvet noktasındaki oyuncuları besleme açısından ve kritik paslar açısından çok iyi bir oyun yeteneğine sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu açıdan böyle bir kadroyu göreceğiz ama maç içerisinde ben tek forvetle başlayıp çift forvete geçeceğini düşünüyorum Ozan gibi. Osimhen ilk 11'deyken takımın üzerine Afrika güneşi doğuyor gibi tüm takım çok enerjik oluyor. Osimhen giderse ama oyun çok etkilenmez. Kerem gitti, Yunus ortaya çıktı. Belki Batshuayi yarayacak bilemeyiz yorumu gelmiş. Ama bir Osimhen'in takıma gerçekten pozitif tesir ettiği gerçek. Bunu kimse inkar edemez. Şu anda zaten bu pozitifliğinden dolayı da bir övgü alan Osimhen var. Oyun anlamında çok büyük henüz katkı sağlamadı. Yani büyük sahne almadı, maçı kopartmadı veya yani bu bedelinin maddi açıdan yani dünyadaki en değerli oyunculardan birisinin olmasının karşılığını henüz öyle ağam şağam görmedik. Ama takım oyuncusu olduğu da belli. Bencillik de yok. Büyük bir de şey var yani diyalog çok önemli. İnanılmaz arkadaşlık kurmuş. Bütün şeylerinde belli zaten. Vücut dilinden bunu okuyorsun. Yani laf olsun diye değil, bazıları oynar bu konuda. Entrika yapar yani. Tiyatro ortaya şey yapayım diye, bağlama çekeyim diye ama kesinlikle ben Osimhen'de öyle bir şey hissetmiyorum. Yok yok. Gerçekten bir de şu var. Geldiği coğrafya itibariyle Nijerya'da asıllı biliyorsun oyuncu. Ve oradan da bize çok önemli oyuncular geldi. Okocha, Amokachi, Uche. Evet. Hatta ben Okocha'nın düğününe gitmiştim. Sene 2000 yılında. Okocha'nın düğünü vardı. Ve 3 gün boyunca Nijerya'da kaldım ben. Oradaki insanlar gerçekten çok güzel insanlar. Ve Okocha da çok güzel bir insandı. Uche'yi olağanüstü bir centilmen bir insandı. Yani oradan gelecek insan, oradaki hani insan popülasyonuna baktığımızda gerçekten çok naif, gerçekten sevimli, gittiği yerlere kaynaşabilen özellikle sahip insanlardan oluşuyor. Bir de bu oyuncu değer açısından dünyanın en önemli 4 oyuncusundan bir tanesi. Yani oyuncu tamamıyla kendini futbola adamış. Futbolu güzelleştirmeye adamış, gittiği takımlara fayda sağlamaya adamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu açıdan Osimhen yani hem kendisi açısından hem de Galatasaray açısından biçilmiş bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz daha izleyicilerimizin yorumlarıyla devam edelim. Konuşalım Antalya Spor maçını. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum demiş Osman Bey. Alex'in ömrü uzayabilir. Ozan Zeybek'e katılıyorum diyor. Dönüşlerde farklı sonuçlar alabilir takımlar demiş. Beşiktaş'tan da puan kaybı evinde bekliyorum demiş. Ne düşünüyorsun? Kimden puan kaybı beklemiyor? Böyle yazmış. Soralım. Kimden? Osman Bey kimden bekliyor? Yazmadığı takımdan puan kaybı beklemiyordur o. Ya o şeyde Anadolu kulüplerinin işte böyle bir çıkış maçı olabilir diye düşünüyorum. Ya bu şu var. Hem Antalyaspor hem Alex adına bir fırsat maçı bu. Fırsatı nasıl değerlendireceksin? Ama bu şu var. İnanmak, konsantrasyon veya konsantre olmak çabalamakla sadece yetmiyor. Güç denen bir şey var. Tabii. Bazı şeylerde de gücün yetmez. Yani sen istediğin kadar konsantrasyonum yerinde, çok çalıştık. Bu milli maç arasını iyi değerlendirdik de oynayacağın takım Galatasaray şu anda Türkiye Ligi'nin en yetenekli takımlarının başında geliyor. Evet. Yani bunu kabul etmek lazım. Bunu bile bile zaten şeye çıkacaksın. Şu var. Alex oyunculuğunda dedi ya Serhan heykeli dikildi. Yani ben teknik adamlığında heykelin dikileceğini zannetmiyorum. Bazen yaptığın tercihler senin
kaderini, gidişatını, her şeyi belirler. Sana geçenlerde bir şey söylemiştim mesela Melike. Nereden başladığın önemli. Evet, nereden doğru. Ne yaptığın önemli. Şimdi Alex Türkiye'ye gelmeseydi, bir Anadolu kulübüne gelmemiş olsaydı, bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin teknik adamı olacaktı. Hep böyle rafta bekliyordu. Kilerde tutuluyordu. Onu kaçırdı mı diyorsun? Onu kaçırma ihtimali yüksek artık. Şimdi baktığımızda, burada ahkam kesip büyük konuşmak istemiyorum ama yani sezon sonunu Antalya Spor'da tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Öyle görünüyor. Ben daha yakın olacağını düşünüyorum. Yani şu var, ben Alex'sem, buraya geldiysem, yani daha böyle güçlü bir kadro, daha iddialı bir isterim. Evet. Başlangıç beklenir. Aslında evinde böyle dirençli başladı ama kötü sonuçlar şimdi aldı. Şimdi Okan Buruk'un Galatasaray konumuz olduğu için söyleyeyim. Diğer orada derbi var. Derbi de yakın. Onu da konuşalım. Evet, Beşiktaş'la. Bir sonraki maç Beşiktaş maçı, evet. Değil mi? Ligde, evet. İşte o sarı kart ondan değindi zaten Serhan. Hani sarı kart işi, evet. De riskli. Derbi maçında belki Galatasaray'a en çok lazım olan oyuncuların başında geliyor Kaan. Her türlü bir sakatlıkta, bir eksiklikte kullanabileceğin en garanti adam. 2-3 tane mevkide oynadığı için. Şunu söyleyeyim, Alex'ten konu açılmışken. Ya da Barış'ı kullanacaksın oraya mecbur. Okan Buruk'un diğer popüler olmuş Türk futbolunda oyuncu anlamındaki popülaritesinden bahsediyorum. Birçok oyuncu popülerdir. Avrupa'ya giden oyuncularımız var. Yıldız oyuncularımız var. Bunlar camialarında bir şans bulurlar. Ya son 8-10 hafta, anlatabildim mi? Hadi gel bizim oğlan, sen bizim çocuksun diye yap bu işi derler. Ya da işte bir proje olarak getirirler. Çoğu da tutmaz bunlar. Okan Buruk'un en büyük farkı ne biliyor musun bu şeylerden? Anadolu'da da bir başarı elde etmiş. Yani Akhisar'da bir Türkiye Elazığ, kutusu alması bize, tesadüf. Akhisar. O zaman tesadüftü, şans yaver gitti. Oynadığı takımlar şey oldu diyebiliriz. Final tek maçta işi çözdü diyebiliriz. Ama şampiyonluk Başakşehir'de de. Artı bunlar, şimdi sorsak kamuoyuna hangisi daha zor desem. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı almak, Başakşehir'le şampiyon olmak mı daha zor? Bu ikisini bir kefeye koyuyorum. Galatasaray'ı şampiyon yapmak mı daha zor? %90 cevap ne gelir biliyor musun? Akhisar'la Başakşehir denir. Tabii. Benim için öyle değil. Galatasaray'da kalabilmek, iki sezon yani üst üste da, şampiyon yapabilmek. O gölgeyle başladı bir de. Daha zor, daha zor. Ya şampiyon olmuş hocayı sezon başı gönderiyorlardı işte. İşte birçok şey vardır. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta çalışabilmek, hele Trabzonspor'da çalışabilmek, hele ikinci, üçüncü sezona kalabilmek mucizeve yakın bir şeydir. Mucizevi bir şeydir yani. Şimdi şu var, benim çocukluğumda hatırladığım böyle İlkokuldan sonra Anadolu Lisesi sınavı vardı. Benim biraz önce sorduğum o soru gibi. Akhisar'la Başakşehir mi daha zor, Galatasaray mı? Herkes Başakşehir, Akhisar daha zor der. Çünkü şaşırtmalı onlar soruyorsun. Şaşırtmalı soru da neydi biliyor musun aklımda kalan? Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir? A. Fransızca, B. Almanca, C. İngilizce, D. Çince. Çince. Türkiye'nin %70'i İngilizce diye cevap vermiş buna. Dünyada, evet. En çok konuşulan dil. Ama cevap Çince çıkıyor. Evet. Onun tabii. Gibi herkes İngilizce diyecek, doğru mu? En çok konuşulan. O açıdan değil. Bakınca tabii ki öyle ama işte. Ama resmileştirilmiş somut bir şey var. Senin Çin nüfusun var. O yüzden dolayı kaç kişinin İngilizce. Melike şimdi iki tane dil biliyor diyebilirler bana ama ben Melike'nin İngilizce mi biliyor yoksa Fransızca, Almanca mı biliyor? Bilemeyebilirim, doğru mu? Ama diğerinde Çin vatandaşıysa zaten Çince biliyor. Biliyor, net. O yüzden böyle bir şaşırtma şeyi söyleyince aklıma o geldi. Yani benim için Galatasaray'ı şampiyon yapabilmek daha zor. Ve iki sene üst üste. Üçüncü senesine yapmak. Girdi. Biz ya biraz bir önce Serhan'a ne sorduk? Galatasaray'dan bahsediyoruz bir daha. Serhan'a ne sorduk biraz önce? Sence Okan Buruk sezonu tamamlar mı? Şu anda kötü gitmiyor. Biz bugün Galatasaray'ın kötü gidişini masaya yatırıp da şey yapmıyoruz. Hani burada kötü bir şey var. Bu teknik adam şey yapamaz. Ama şunu da bilmekte fayda var. Benim kendi şeyim bu. Yorumum tecrübeme dayanarak ve gözlemlerime bakarak bu sonucu çıkartıyorum. Ne iş yaparsan yap, kim olursan ol, hep anlatırım bunu. Mesela matematikte bir şey vardır. Şimdi eğitim 10 üzerinden 10. Tecrübe 10 üzerinden 10. Karizma 10 üzerinden 10. Stil, tarz, her şey 10 üzerinden 10. Bilgi 10 üzerinden 10. Şans 10 üzerinden 0'sa hepsini götürdü çarpanlarda. Doğru mu? Gitti. Şans 0'sa. Ben Okan Buruk'un şansının da çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Şanslı. Yani eskiden derdik Fatih Terim'in de ilk parladığı yıllarda. Fatih Terim şansı versin Allah diye. Bir, yani böyle ironi yaparak söylersin insanlara. Düştüğü yerden üzeri çamur olacak, toprak olacak, bir şey olacak dersin. Adam düşüyor bak şeye.
altın bulup da kalkan bazı tipler vardır. Bizim İsmail Altın gibi. Okan Buruk öyle mi diyorsun? Okan Buruk öyle. Altın, siz ne İsmail diyorsunuz? Altın. Şanslı mı? Bazı teknik direktörler de var. Çok şanssızlar. Şanssızlara da örnek verin o zaman. Kendi şansını kendi yaratanlar. Söyleyeyim mi ben sen şanssız? Hadi söyle. Sene 1996. Hı. Avrupa Şampiyonası Türk Milli Takımı'nın iki teknik adamı. Yardımcısı Fatih Terim ve Rasim Kara. Fatih Terim hoca Galatasaray'a geldi. Rasim Kara hoca da Beşiktaş'a geldi. Fatih Terim yıllardır teknik direktörlük yaptı. Rasim Kara hoca da devam ettiremedi o dönem. Mesela. Başka geliyor mu aklınıza? Hikmet Karaman ne yaparsa Hikmet yapsın. Hikmet hocaya hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bugün konuştum kendisiyle. Hayırlı biz olsun. Biz dün aradık açmadı. Ben, yok çok meşguldü. Acayip. Ay, meşguldü. Şöyle yayında Salim bana haberi verdi. Hikmet Hoca canlı yayında aradı onu. Canlı yayında aradı, biz açamadık. Ben dedim hocam yayındayız. Sonra biz aradı aradık, o açmadı. Herhalde çok meşguldü tabii ki. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun hocam. Şöyle bir soru sordum ben. Pogba demiş ki görürsem ilk gördüğüm yerde Mourinho'yu kucaklarım, sarılırım demiş. Ben de dedim ki siz kime sarılmak isterdiniz? Kuveyke mi unuttular? Hikmet Hoca kesin Kuveyke derdi. Siz kime sarılmak isterdiniz dedim. Salim Hikmet Hoca dedi. Konu da öyle açıldı bu arada. Ya çok güzel bir insan gerçekten. Yani kendini geliştiren ender teknik adamlardan bir tanesi. Hatta ben bugün konuştum kendisiyle. Kırgın. Yani Türkiye'deki futbol ikliminden kırgın. Ve ücretleri alamamaktan kırgın. Evet. Maaşlarını alamamaktan kırgın. Hoca anlamında çok fazla yer bulamamaktan kırgın. O yüzden bence hocam gerçekten kendini geliştiren ender teknik adamlardan birisi. Nerede bir turnuva varsa oraya gidiyor. Tulum'a gitti. Ben bir şey gördüm, Avrupa Şampiyonası'nda gördüm, Dünya Kupası'nda gördüm. Helal olsun, kendini çok iyi geliştiriyor ve çok da değerli bir teknik adamların başında geliyor. Zimbru'ya gitti. Hocaya başarılar diliyorum. Ben de hocamın yanına gideceğim bir röportaj için yakın zamanda. Hoca bir geçsin. Hocama başarılar diliyorum, Hikmet Hocama. Öpüyoruz çok Hikmet Karaman'ı. Böyle hatırlayınca... Beni de götürür müsün?